Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Batı dünyasının gelişiminde etkili olan icatlar üzerinde duracağız. Johannes Stradamus'un çizmiş olduğu Rönesans'ın 9 büyük icadı isimli çizim üzerinde konuyu anlatmaya çalışacağız. Söz konusu resim 1580 yılına ait. Burada 9 tane önemli icattan bahsediliyor. Bu 9 icadın Batı'nın gelişmesinde büyük rolü olduğu ifade ediliyor. Aslında bu resim, değerli arkadaşlar, Batı dünyasının gelişmesiyle ilgili zihniyet haritasını da bize gösteriyor. O bakımdan da önemli. Diğer tarafta, tamam, 9 tane büyük icattan söz ediliyor ama bu 9 büyük icadın acaba hangisi Batı dünyasına ait sorusunun cevabının da boş kalmasına yol açıyor. Tabii ki teknolojinin ve tekniğin, endüstrinin gelişmesinde çok önemli bir rolü vardır ama işte Batı dünyası endüstrileşti, sanayileşti. Biz sanayileşemedik. Çünkü onlar teknolojide ileri gitti. Biz teknolojiyi hor gördük, kapı dışarı ettik, bakmadık, etmedik gibi sözler de çok doğru sözler değil. Teknoloji başlı başına bir faktör değil. Teknolojinin zemininde yer alan bir dünya var. Bir zihniyet dünyası var. Önemli olan nokta işte orası. Diğer taraftan teknik ve lojinin birleştirilmesiyle birlikte bu söz konusu teknolojinin nasıl bir dünya yaratma amacıyla kullanıldığı da önemli. Şimdi biz sorunun ikinci kısmını, yani icatların zihniyeti ve kullanış amacı bakımından değerlendirmesi kısmını bir başka kayda bırakarak Rönesans'ın 9 büyük icadının kökenleri, etkileri üzerinde duralım. Çizimde gördüğünüz gibi birinci büyük icat olarak yeni dünyanın onlar için keşfi, bizim açımızdan işgali diyebileceğimiz bir çizim var burada. Christoph Kolomb'un yeni dünyayı işgali. Tabii ki Amerika kıtasının yeni dünyanın bulunması ve orada yerleşik bir halde yaşanması meselesi bir boyutuyla Batı dünyasına, bir başka boyutuyla da dünyanın diğer kısmının geri kalanlarına aittir. Ne demek istiyoruz? Yeni dünya, Kolomb'dan daha önce keşfedilmiş, gidilmiş, gelinmiş, bir kısmı gitmiş geri dönmemiş, biliniyordu zaten. Ama zaman içerisinde bu yeni dünyaya dair bilgilerin çok önemli bir kısmı unutuldu. Gidenlerin bir kısmı gelmedi vesaire. İkinci nokta. Evet, yeni dünyadan söz ediyoruz ama kimler gitti? Fenikeliler gitti, Vikingler gitti, Müslümanlar gitti. Ama hiçbiri orayı işgal etmeye ihtiyacı duymadı. Ta ki İspanyolların bu işi, bu süreci başlatmasına kadar olan süreç. Evet. Şimdi bu yeni dünya denildiğinde sanki zihinlerde işte yeni dünyaya gittiler ama orada hiç kimse yoktu, boş bir kıtaydı gibi bir izlenim de kendisini gösteriyor. Ama bu izlenim hiç şüphesiz çok hiç doğru. Çok bir tarafa bırakalım, hiç doğru. Yeni dünyanın bulunmasının Batı açısından arz ettiği önem
Hakikaten çok büyüktü. Ekmek kadar, su kadar ihtiyaçları vardı bu yeni dünyaya. Hem besleyemedikleri nüfus fazlasını oraya göndermek bakımından, hem ham madde ve benzeri mamulleri elde etmek bakımından, zengin kaynaklar bakımından oldukça önemliydi. Daha önce de belirttiğimiz gibi bir kaydımızda Akdeniz'in Osmanlı hakimiyetine geçmesi onları açık denizlere yönelmeye zorunlu bırakmıştı. Avrupa'nın feodal yapısının vermiş olduğu ve iç sömürüye dayalı sistemin getirmiş olduğu zorluklar, açlık, kıtlık, ölüm hadiseleri yeni bir dünyayı bir kurtuluş olarak kendilerine takdim ediyordu. Tıpkı Afrika kıtasının dolaşılması ve o güneydeki burnu, Ümit Burnu isminin verilmesi gibi onlar için geleceğe dair ümit beslemenin çok önemli bir kaynağı, aracı olarak karşımıza çıkıyordu. Elbette ki oraya gittiklerinde boş arazilerle karşılaşmadılar. Burada konut ve bir yerle resmedilmiş dünya vardı orada. Ama bu karşılaştıkları insanlar onları çok iyi karşıladılar. Evet. Kolomb günlüğünde şöyle der. Buradaki insanlar o kadar uysal ki kılıçlarımızı uzatıyoruz. Keskin tarafını tutuyorlar ve ellerini kanatıyorlar. Bu insanlar silah nedir bilmiyorlar. Yüce Kraliçe müsaade buyururlarsa onlar Hazreti İsa Mesih kutsal ruh ve işte dini literatürün tamamını kullanıyor burada. İçin kullanılmaya çok elverişliler. Eğer onlar inancımızı kabul etmezlerse kraliçeden katledilmeleri yolunda bir irade kullanmalarını bekliyorum, bir müsaade istiyorum. Nitekim o yumuşak başlı olarak görülen, silah nedir bilmeyen insanlar kitleler halinde katledildiler. Çok büyük bir kıyama maruz kaldı maalesef. Ve bu kıyamın neticesinde kendilerine hep orada dökülen kanlar Avrupa'ya para, gelir, refah olarak döndü. Bu yüzden yeni dünyanın bulunması Batı bakımından çok önemli. İkinci büyük icat manyetik rüzgar gibi mıknatısı. Yani pusulanın kullanılması. Aslında pusula Batılılardan çok önce kullanılıyordu zaten. İslam dünyası da kullanıyordu. Çok hakikaten önemli aletler yapmışlardı bu konuyla ilgili. Batı'da da bununla ilgili çalışmalar olmuştu. Ayrıca yön tayin etme, astroloji ve işte astrolab diye bir aletten de bahsediliyor. Burada yine resmedilen kolomba benzetilmiş kolomb. Yeni dünyanın bulunmasında söz konusu buluşun, icadın başlı başına bir rolü oldu. Üçüncüsü barut. Şimdi barut nereden geldi? Bunu herkes biliyor artık. Yani. Çin'den geldi. Çin ilk defa barutu Türklere karşı kullandı. Daha sonra dünyaya yayıldı. Bu yayılma süreci neticesinde çok büyük toplar Osmanlı tarafından inşa edildi ve İşte İstanbul fethedildi. Şimdi bunun
çok önemli bir sonucu oldu. Şuradaki resmin sağ tarafında görülen bir sahne var. Surlar yıkılıyor, devriliyor. Ne demek istiyoruz? Feodal yapının esası şatolar, surlarla örülmüş mekanlardı. Şehirler etrafı surlarla örülüydü. Hem bunun içerisinde ticaret yapan, üretim yapan esnaf ve zanaatkarlar yaşardı. Hem de dışarıda yaşayan köylü tehdit durumunda sur içerisine alınır ve senyörler tarafından korunurdu. Krallar karşısında böyle güç sahibi olabiliyorlardı. Ama surlar yıkılmaya başlayınca krallar çok büyük bir avantaj elde ettiler. Artık onlara baş kaldırabilecek güçten mahrum kalmaya başladılar. Tek başına bu bir sebep midir? Yani feodalizmin yıkılması, yeni bir dünyanın kurulması bakımından. Ya da elbette ki hayır. Surların yıkılması tek sebep değildir. Bununla birlikte ticari burjuvazinin gelişiminin de çok önemli bir rolü vardır. Nedir o? Ticari burjuvazi geliştikçe krallar aynı vergi, malın malla vergisi yerine nakdi vergiye geçtiler. Nakdi vergiyi geçtikçe aristokratlar kıymet yitirmeye, buna karşılık burjuvazi kral nezdinde daha kıymetli olmaya başladılar. Özellikle paraya, kralların paraya olan ihtiyacı arttıkça burjuvaziye daha fazla yaslanmak zorunda kaldılar. Bu yaslanma esnasında krallar yavaş yavaş düzenli ordaya geçtiler. Bunun için de paraya ihtiyaçlar vardı, para burjuvada vardı. Yine burjuvaya yöneldiler. Burjuva hızla yükselmeye başladı. Ama bu yükselişe rağmen, etkisine, nüfuzuna rağmen hala itibarı yoktu. En nihayetinde itibarlarını da parayla satın aldılar. İtibarlı olabilmenin yolu toprak sahibi, mülkiyet sahibi olmaktan geçiyor. Toprak sahibi olma imtiyazını da krallardan satın aldılar. İnsan hakları evrensel beyannamesinde geçen o can, mal, güvenliği ve sahip olma özgürlüğü temeli burada. Topraklara sahip olmaya başlayınca aristokratlar da güçsüzleşmişti zaten. Topraklarını da onlar da satmaya başladılar. Şöyle bir yorum ortaya çıktı bu konuyla ilgili olarak. İşte para toprağa gömülüyor şeklinde bazı iktisatçılar yorumlamalarda bulundular ama bu çok erken bir yorumdu. Zira toprak satın alan burjuvazi almış olduğu araziyi kar elde etme amacıyla kullanmaya başladı. Çünkü onun zihninde tek gaye kar. Müteşebbis insanlar bunlar. Teşebbüs, girişimci. Girişimciliğin esaslarını da, yollarını da kullandılar. Gelenek göreneğe göre davranmak yerine rasyonel hesaplar yaptılar. Bir aristokrat için çok sayıda köylü beslemek bir itibar vesilesi, sembolü olabiliyordu. Ya da gelenek onlara her ne kadar serf üzerinde çok şiddet, şiddetli zulümleri var ise de gelenek onlara mümkün olduğu kadar serfinin olması ve onlara bakmasını yüklüyordu. Ama burjuvazi rasyonel hesap üzerinden hareket ediyordu. Bu hesaplamada
kar prensibine dayanıyordu. Böylece arazi kar zarar hesabından değerlendirme yoluna gidildi. Ona göre ürün ekildi. Ona göre insan çalıştırıldı. Büyük çiftlikler kuruldu. Bu çiftliklerde ne kadar insan çalışması gerekiyorsa o kadar çalıştırıldı. Geri kalan kısmı kapı dışarı edildi ve göçe zorlandı. İnsanlar şehirlere gitmeye başladılar. Şehirlerde işsiz güçsüz, sefalet içerisinde yaşayan, her türlü şartta çalışmaya razı çok önemli sayıda insanlar da oldu. Böylece sanayi devrimi için gerekli olan emek temin edilmiş oluyor. Diğer taraftan yine sanayi devrimi için gerekli olan tarım sanayi işbirliğine yönelik zemin de oluşmuş oluyor. Bir taraftan tarımsal üretimin artması, verimliliğin artması gerçekleşti. İşte gübre kullanımı mesela çok önemliydi. Sanayi devriminde ciddi rolü oldu. Hatta karşılıklı rol diyelim biz buna. Her ikisi sebep sonuç olarak birbirini etkiledi. Diğeri de yetiştirilen ürünün cinsi. Fabrikalar kurulmaya başlandığında, özellikle dokuma sektörü söz konusu olduğunda, fabrikalarda dokumaya uygun pamuk ve yün gibi ürünler o işte girişimci insanlar tarafından temin edildi. Dolayısıyla burjuvazinin tarım alanlarına, toprağa yönelmesi, paranın toprağa gömülmesi gibi bir sonuca yol açmadı. Tam tersine sanayi devrimine geçiş için ciddi bir zemin teşkil etti. En nihayetinde zaten burjuvazi sanayi devriminin hemen peşinden, hatta at başı diyelim biz buna, iktidarı ele geçirdi. 1789 Fransız İhtilali burjuvazi iktidarı ele geçirdi ve her ne kadar dünya demokratikleştiyse de söz konusu iktidarı hala elinde bulunduruyor diyebiliriz. Dördüncüsü matbaa makinesi. Şimdi baskı teknikleri birçok toplumda vardı, bilinen bir şeydi. Özellikle Çin'de matbaanın bir şekilde kullanıldığını biliyoruz. Ancak Batı'ya ulaştığında yeniden biçim aldı bu baskı. İlk baskılar bu resimde görmüş olduğunuz şu preslerde yapılırken bu presler tohum ezmek, yağ çıkarmak için kullanılan preslerdi. Onlardan güncelleme yapıldı ve matbaa da kullanıldı. Ama bundan da önemlisi Gutenberg tarafından geliştirilen bir tekniktir. Bu icat Avrupa'ya ulaşır ulaşmaz şöyle bir soruyla güncellemeye gidildi. Yani ben öyle bir hale getirmeliyim ki bu icadı, öyle bir icat geliştirmeliyim ki aynı malzemeleri kullanarak sürekli baskı yapabilmeliyim. İşte Gutenberg pirinç harfler dediğimiz döküm harfleri geliştirdi ve defalarca kullanılan düzeneği kurdu. Çok büyük mali yatırımda bulundu. İş bitmemişken henüz daha parası bitti. Başka bir yatırımcıdan, girişimciden destek aldı ve en nihayetinde Gutenberg başarılı oldu ve çağda işte Gutenberg galaksisi diyerek ismini vermeyi de başardı. Çeşitli baskı teknikleri kullanıldı, geliştirildi. Ama bunun Batı dünyası bakımından etkisi nasıl oldu? Bu husus
tek başına matbaa olarak ele alınması bakımından biraz eksik kalıyor, hatalı oluyor. Sanki matbaa bizatihi fail, sihirli bir asa gibi ele alındı ve takdim edildi. Mesela bizim teknolojiyi yakalayamamış olmamız matbaanın geç alınmasıyla ilişkilendirildi. Ama şu sorulmadı. Batı'da matbaa kullanılmaya başlandıktan sonra yıllarca hangi eserler basıldı? Halkın okuma yazma oranı neydi? Basılan eserleri kaç kişi okuyabiliyordu? Gibi sorular sorulmadı. Ama hiç şüphesiz matbaa Batı'nın gelişmesinde etkili oldu. Ama bu birdenbire olmadı. Matbaanın icadından en az bir 100 yıl beklemek gerekiyordu ki arzu edilen neticeler ele alınmaya, elde edilmeye başlasın. Bir başka buluş saat. Saat doğuda hemen hemen her toplulukta kullanılan bir aletti. Bırakınız saati, çok gelişmiş aletler de vardı saatin dışında. Mesela El Cezeri'nin yapmış olduğu bazı icatlar vardı ki bunların içerisinde sadece zamanı değil mevsimleri de gösteren büyük icatlar vardı. Ama Batı dünyasına gittikten sonra saat özellikle Endüstri Devrimi ile birlikte büyük bir işlev değişikliğine maruz kaldı. Zira fabrika hayatı çalışma düzenini ve çalışma zamanını ayarlaması bakımından büyük değişiklikler ihtiva etti. Öyle ki çalışma çok kesin hatlarla ayrılmış zaman dilimlerinde gerçekleşti. Bu önceleri kilisenin çanlarıyla ilan ediliyordu. Kilise çanlarıyla işe başlama, iş mola verme, bitirme meselesi öyle belirleniyordu. Bundan dolayı da işçilerin başlatmış olduğu ayaklanmalarda ilk tahrip edilen kilise çanları oldu. İlginçtir. Yani işçiler niye kilisenin çanlarını indiriyorlar aşağıya? Dine karşılar mı bunlar? Hayır. Çünkü onlara berbat bir hayat tarzını hatırlatan, hatta o hayata geçmelerinin adeta emrini veren bir araç olarak göründü ve tahrip edildi. Makinalardan önce kilisenin çanlarını tahrip etti işçiler. Bir başka buluş, frengi tedavisinde kullanılan kuayak. Frengi meselesi Batı açısından çok sıkıntılı bir mevzudur. Amerika işgal edildikten sonra özellikle Avrupa'da büyük bir sıkıntı yaratmıştır frengi. Batılılar Kızılderililere şık hastalığı bulaştırmış, onları katletmişlerdir. Kendilerine de frengi bulaşmıştır. Frenginin bulaşmasının sebebi şöyle ifade edebiliriz. Kolomb yeni dünyaya vardığında oradaki insanların fiziki görünüşlerini şöyle resmederken o kadar sağlıklılar ki yaşlarını sorduğunuzda hayret edersiniz. 40 yaşına gelmişler ama 18 yaşında, 20 yaşındaki gibi bir vücuda sahipler. İşte erkekler kaslı vesaire. Kadınlar işte
Topuklarına kadar saçları uzanıyor. Karınları yoktur. Düz hatları vardır vesaire. Konop bunları tabi ayrıntılı olarak yazmış gönlüğünde. Ada ada geziyor Kolomb. Altın peşinde. Altın istediği altını bulamayınca gemilere oradaki yerlilerin bir kısmını koyuyor ve krala ve kraliçeye hediye olarak getiriyor. Sonraki yolculuklardan da köle olarak epeyce yerli Avrupa'ya getiriliyor. Bunlar son derece sağlıklı, yakışıklı ve güzel olanlardan seçiliyor. Gerek aristokratlar, gerek üst tabakadaki zümre bunlarla gayrimeşru bir takım ilişkilere giriyorlar ve işte frengi hastalığı gittikçe yayılıyor. Civa tedavisi kullanılıyor. Avrupa'yı kasıp kavuran bir şey bu hastalık. Civa tedavisi de saç dökülmesine yol açıyor. Bu tedaviyi görenler kel kalıyor. İşte hangi hastalığı geçirdikleri dışarıdan bakıldığında belli oluyor, görünüyor. Bunu önlemek için peruk kullanmaya yani Batı'da peruğun kullanılmasıyla ilgili çok yaygın bir fikir vardır Türkiye'de. İşte çok kirlilerdi. O yüzden pis oldukları için saçlarının kiri görmesin diye peruk takıyorlar bu şekilde. Yer yer bunun etkisi olmakla birlikte esas etki kellik meselesi. Peruk daha arka planda diyelim. Kirlilik meselesi arka planda kirlilik. Biz kirli değildi demiyoruz. Mesela Avrupalılar yılda 2 defa yıkanıyorlardı. Bir de tedavi amaçlı olarak yıkanıyorlardı. Roma döneminde o muhteşem hamamları yok olduktan sonra Batı dünyası çok büyük bir pisliğin içerisine gömüldü. Hamamlar niye yok oldu? Tabii yakıldı yıkıldı. Onun dışında tırnak içerisinde dini diyebileceğimiz aslında ahlaki din ve ahlak birbirinden hiç şüphesiz ayrılamaz ama bir sebep vardı. O da kilise hamamlarda gayrimeşru ilişkilerin olmasının yaygınlığını göstererek birer hamamları kapattılar. Sonra işte geri dönüşü olmayan bir kirlilik Avrupa'da başını alıp gitti. Yedincisi damıtma. Şuradaki çizimde görüyorsunuz. Damıtma tabii Batı açısından önemli bir şeydi. Çünkü çok uzun yüzyıllar Batı'da çok sınırlı kullanıldı. Lüks tüketim maddesi olarak görüldü. Zaten açlıktan kırılan bir dünyada damıtılmış ürünler, başta işte zeytinyağı gibi önemli yağ, yani maddeler kullanılamaz duruma geldi. Bir refahın ölçüsü oldu. Mesela bu resimde gördüğünüz gibi değirmen büyütülüp sonra preslenerek yağ elde ediliyor. Burada şeker karşımıza çıkıyor. Şimdi gerek yağ üretimi, gerekse diğer ürünlerin üretimi Batı açısından çok büyük bir refah sembolü olarak görüyorum. Şeker meselesi Amerika işgal edildikten sonra özellikle önem kazandı. Güney Amerika'da büyük şeker tarlaları kuruldu. Büyük imalat gerçekleşti. Buradaki imalatı hem tarımsal anlamda yapan hem de şekerin bizatihi şeker kamışından şekere dönüşümünü sağlayan fabrika anlamında hem de ticaret anlamında hakimiyet Yahudilerin eline geçti. Çok kısa bir süre içerisinde. Halbuki Yahudiler İspanya'da 1492 yılında Müslümanlarla birlikte katledilmişler, sürgüne gönderilmişler veya
değiştirmeye zorlanmışlar. İşte İspanya'da Yahudilerin önemli bir kısmı Amerika'ya göç ettiler. Oraya göç eder etmez bu insanlar müteşebbis girişimci olduklarından ve ticareti bildiklerinden, biraz da kâra yönelik bir zihniyet dünyaları olduğundan dolayı şeker üretimini ve ticaretini ele geçirdiler. Bu sefer bu durum İspanyollar tarafından fark edilip edilmez ikinci bir sürgünün ortaya çıkmasına yol açtı. Yahudiler bir kez daha Amerika'daki İspanyol hakimiyetinde bulunan bölgelerden sürgün edildiler. Nereye gittiler bunlar? Amerika'nın kuzeyine doğru yönelmeye başladılar. Zaman içerisinde sınai gelişim orada olacaktır. Amerika Kuzey-Güney savaşları çıktığında Kuzey Amerika endüstrileşmiş, Güney Amerika tarım toplumu olarak kalmıştı. Savaşın esas sebebi kölelikle ilgili bir kesimin çok insani, öbür kesimin gayri insani davranması değildi. Kuzey Amerika'nın işçiye ihtiyacı vardı. Fabrika hayatı tarımda olduğu gibi köle kullanımına müsait değildi. Ama Güney tarım toplumuydu. Orada köleye ihtiyaç duyuluyordu. Dolayısıyla böyle bir Kuzey-Güney savaşı ortaya çıktı. Batı dünyasında refah geliştikçe değirmenlerin sayısı arttı. Refah düştükçe, nüfus arttıkça söz konusu değirmenler bir bir yok olmaya, ortadan kalkmaya başladılar. Batı açısından değirmenin varlığı ve işliyor olup olmaması gelişmişliğin en önemli ölçütlerinden biri olarak görüldü. Nitekim resimde görmüş olduğunuz gibi birçok işte yer değirmeni bir kısmı su değirmenleri vardı. İngiltere'de sanayi devriminin başlangıcında iplik üretimiyle ilgili, pamuğun ipliğe dönüştürülmesiyle ilgili yeni teknikler bulunduğunda bunlar ilk defa geçmişte su değirmeni olarak kullanılan yerlerde yapılmaya başlandı. Yani su gücünden faydalanılarak fabrikalar oluştu ve bunların sayısı çok hızlı bir şekilde arttı. Daha sonra buhar gücü kullanılmaya başlanacak ve sadece su gücünün bulunduğu bölgelerde üretim yapma değil, daha süreklilik arz eden ve geniş bir alanı kapsayan bölgede fabrikaların boy göstermesine yol açacak. Başka buluş olarak çizimde ipek böceği gösteriliyor. Yani ne önemi var diyeceksiniz şimdi. İpek böceği ne alaka? Batı dünyasının ilgisini çeken bazı önemli ürünler vardı. Bu ürünler zenginliğin, şatafatın alametleriydi. Dokuma sektöründe halı ve ipekli kumaşlar bunların başında geliyordu. İpekli kumaş ya Çin'den geliyordu ya da Osmanlı coğrafyasından, Türklerden gidiyordu. Gerek halı dokumayla ilgili boyama ve dokuma tekniklerini öğrenmek, gerekse ipek böcekçiliği ve ipek dokumasını ele geçirmek için krallar özel ajanlar gönderdiler Anadolu'ya. Bunlar işte günümüzün teknoloji hırsızları vardır ya. O dönemin
teknik öğrenmek için gönderilen hırsızlarıydı. Çoğu eli boş döndüyse de en nihayetinde İpek Böceği'nin, şurasında görüyorsunuz kral doğrudan doğruya ilgileniyor, üretilmesi, ipeklerin üretilmesi noktasında bir yol kat etmeyi başardılar ve bu onlar için çok büyük bir adımdı. Tabloya resme girmeyi hak edecek kadar büyük bir icat olarak görüldü. Bir başka buluş üzengi. Üzengi Batı açısından ne ifade ediyor? Bizim tarafımızdan üzengi yüzyıllardır kullanılıyordu Batı bunu ele aldığında. Orada da gerek atlı birliklerin oluşmasında gerekse tarım arazilerinde kullanılması bakımından üzengi önemli bir rol oynadı. Şimdi buraya kadar 1580 yılında çizilmiş olan bir resimden, tablodan hareketle 9 büyük icat üzerinde yorumlarda bulunmaya çalıştık. Gerçekten bugünü de düşündüğümüzde hangi millet için sadece onlara ait bir teknikten, teknoloji dünyasından söz edebiliriz ki? Böyle bir dünya ki her bir şey bir yerlerde bulunuyor ve bir yerden bir yere çok kolay bir şekilde intikal edebiliyor. Ama Batı'nın burada bir farkı var. Batı dünyası yüzyıllardır doğudan çok geri bir hayat yaşadıktan sonra doğudan aldığı bir takım teknik icatları kendi içerisinde yeniden dönüştürüp 1700'lerin sonuna geldiğinde bu tekniği lojiyle birleştirip teknolojiyi icat ederek farklı bir dünyanın inşasında kullandılar. Burada ya tamam doğuda bunlar vardı biliniyordu da niye doğuda endüstri devrimi olmadı da batıda oldu? Sorusunun cevabı burada gizli. Diğer kaydımızda dersimizde anlatacağımız üzere teknolojinin bizatihi kendisinden ziyade teknolojinin yapılış ve kullanılış zihniyeti önemli. Hangi zihniyetle o meydana getirildi ve hangi amaçla kullanıldı? Ve bu amaçlar zaman içerisinde nasıl bir değişikliğe maruz kaldı? Bu önemli. Bugün Amerika işte teknoloji bakımından çok önemli yol kat etmiş bir yer. Şimdi bu metni okuyayım size. Önemli hakikaten bir gerçeği ifade ediyor. Amerikalının biri sabah uyandı. Şimdi onun yattığı karyola yakın doğuda icat edilen bir biçime göre imal edilmiştir. Bu daha sonraları Kuzey Avrupa'da bazı değişiklikler uğrayarak Amerika'ya intikal etmiştir. Üzerine aldığı bir şey var. Bu, eğer bu yorgansa ve pamuktansa, pamuk, yorgan ilk defa Hindistan'da yetiştirilmiş. Eğer bu ipektense, ki çok zengin olmak lazım, bu da ilk defa Çin'de keşfedilmiştir. Bütün bu maddelerin iplik haline getirilmesi ve dokunması gerekiyor. Bunlar da yakın doğuda bulunmuştur. Yataktan kalktı. Kalktığında ayağına giymiş olduğu makosen terlikler Doğu ormanlarında yaşayan Kızılderililerin icatıdır o vahşi dedikleri. Banyoya girecek. Girdiği banyonun teçhizatı yakın zamanlara ait Avrupa ve Amerikan icatlarının bir terkibidir. Üstünden çıkardığı pijama Hindistan'da icat edilmiş bir çamaşırdır. Yıkandığı sabun Galler icadıdır. Giydiği esvaplar, elbise bizim tarafımızdan kullanılan dere elbiselerdir. Asya bozkırlarında. Ayakkabıları eski Mısır'da icat edilmiştir.
Boynuna bağladığı parlak renkli kumaş parçası, yani kravatı, 17. yüzyıl Hırvatların omuzlarına attıkları bir şalın bozulmuş, küçülmüş kalıntısıdır. Kahvaltı için dışarı çıkmadan önce batmış olduğu pencerenin camları Mısır'da icat edilmiştir. Eğer yağmur yağıyorsa, ayakkabılarının üzerine geçirdiği lastikler, Orta Amerika yerlilerinin keşfettikleri kauçuktan yapılmıştır. Yanına şemsiye alıyorsa, bu Güney Asya'da icat edilmiştir. Başına geçirdiği şapkanın keçesi bize aittir, Asya steplerinde icat edilmiştir. Kahvaltıya giderken yolda bir gazete alacak. Cebinden para çıkart. Lidya icadıdır. Lokantada diyelim ki bir şeylerle yiyecek karşılaşacak. İşte tabak, Çin'de icat edilmiş bir porselen çeşidi. Eline aldığı çelik bıçak, Güney Hindistan'da kullanılan bir bileşimden yapılmıştır. Çatal, Orta Çağ İtalya'sının bir icadıdır. Kaşığın aslı eski Roma'dır. Tabi bildiğimiz kadarıyla bunlar burada yani. Kahvaltıya portakalla başlıyorsa bunun aslı Doğu Akdeniz'dir. Kavunsa İran'dır, karpuz ise Afrika'dır. Kahve içiyorsa Habeşistan merkezdedir. Süt, krema vesaire kullanıyorsa Yakın Doğu'da ehlileştirilmiş olan ineğin midir? Şeker ilk defa Hindistan'da imal edilmiştir. İşte meyve kahve sonrasında kek veya benzeri bir şey yiyorsa bunlar Anadolu'da yetiştirilmiş maddelerden İskandinav tekniğine göre yapılmıştır. Bu keklerin veya çöreklerin üstüne döktüğü pekmez, akçaağaç pekmezi Doğu ormanlarında yaşayan barbar dedikleri Kızılderili yerlilerin icadıdır. Eğer bundan önce yumurta ve ince et dilimleriymişse, yumurta Çin Hindistan ehlileştirildiği bir cins kuştan temin edilmiştir. Et dilimleri ilk defa Doğu Asya'da ehlileştirilen bir hayvan elinden Kuzey Avrupa usulüne göre tuzlanmış ve tütsülenmiştir. Yemeğini bitirdikten sonra arkaya yaslanıp bir sigara içecek bu vatandaş. Sigara Amerika Kızılderililerinin çok eski bir alışkanlığıdır. Yerlilerin Brezilya'da yetiştirilen bir bitki veya Virginia Kızılderililerinin icadı olan pipoya koyarak veya Meksikalıların yaptığı gibi sigara şeklinde içtikleri bir şeydi. Puro içiyorsa İspanyollar vasıtasıyla Antillerden gelmiştir. Eğer bu vatandaş sigara içerken günün haberlerini okuyacaksa, bunlar Almanya'da icat edilen bir usulle Çin'de icat edilmiş bir maddenin üstüne eski Samilerin icat ettiği işaretler halinde basılmıştır. Eğer bu vatandaş biraz da muhafazakarsa, bütün bu sahip olduklarından dolayı %100 Amerikalı oluşumundan dolayı Hindi Avrupa'yı bir dilde bir İbrani tanrısına şükredecektir. Şimdi bu örneği küreselleşme tartışmalarının yaşandığı günümüzde çok farklı şekillerde çoğaltmak mümkündür. Günümüzde artık teknolojinin neredeyse bir merkezi sahibi kalmamıştır. Teknoloji hırsızlığı da son haliyle hızıyla devam etmektedir. 1990'ların hemen başında Çin, Avrupa ve Amerika'dan teknoloji çalan bir devletti. Bu hırsızlığı neticesinde birçok tırnak içerisinde çakma diye ifade edilen ürün üretti. Çinlilerin çok hızlı bir şekilde gelişeceğine yönelik bir görüş vardı. Bunun karşısında da antitez, anti görüş şöyle söylüyordu. Ya onlar sadece kopyacı. Unutmamak gerekir ki, tıpkı Batılı işte o bütün o 9 tane örnekte yer aldığı gibi kopyalar mutlaka yeni kullanıcılar veya geliştiricilerin elinde farklı şekillere bürünür.
daha da gelişirler. Nitekim Çin önce kopyaladı, sonra geliştirdi. Şimdi 5G'den bahsedildiği bir dönemde işte çok ön plana çıkarılan, ismi her yerde duyulan, ayrıca bir reklam gibi sirkülasyonda olan ama çok tabii ki önemli dünyanın en zenginlerinden olan Elon Musk 5G ile uğraşırken Çin 6G'yi geçmeye başladı. Velhasılı teknolojinin veya tekniğin bir sahibi yoktur. Ama bu tekniği etkin bir şekilde kullanan veya geliştirenler vardır. Bir sonraki dersimizde teknoloji ve zihniyet ilişkisini ele alıp değerlendirmeye çalışacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.